Sohbetlerimi izleyen bir değerli kardeşim dün bana bir yorum göndermiş. Diyor ki, çok ağır konuşuyorsun, biraz hızlı konuş. Ya pek söylemek istemiyorum arkadaşlar ama ben her ne kadar daha orta yaşa gelmeme 7 yıl var desem de maalesef 73 yaşındayım. Yani bir takım alışkanlıklar, bir takım konuşma tipi falan filan bunu etkiliyor. Ben bir Atatürk çocuğuyum. Yani bunu hani herkes Atatürk çocuğudur. O manada söylemek istemedim. Ben ilk mektepte okurken 10 Kasımlarda sayıyorsun her şey yerlerdeydi. Çünkü bütün öğretmenlerim Atatürk'ü gören insanlardı. Ben bile 8 seneyle kaybettim ya. Vefatımın 8. senesinde doğmuş. Yani o kadar Atatürkçü bir insanımdır. Peki bu ne getirdi insana derseniz, mesela 10 Kasım'da ben işe giderken saat 9:05 geçe sirenler çaldığı zaman arabamı kenara çekerdim. Arabadan dışarı çıkardım ve saygı duruşunda bulunurdum. Bunu sadece ben yapmazdım ki. Herkes yapardı. O nedenle ben bugünleri anlamakta zorluk çekiyorum. Yani şimdi böyle yok işte TC'yi kaldırmalar, ne bileyim böyle bir konu Atatürk'ün yok ismini yok saymalar falan filan. Emin olun beni çok yaralıyor. Bir de böyle yaşla ilgili yani belki pek tam oturmayacak ama bir anımı anlatayım size. Yani bizim çocukluğumuz zamanı, o zamanlar belki hatırlarsınız. Yani iki yol var, iki gidiş. Öyle şimdiki gibi böyle büyük bulvarlar şeyler falan yok. Hatta böyle bakarsınız bir tane tünel görürsünüz kapı şeyde sol tarafınızda Kadıköy'e doğru inerken. İşte o tünelin olduğu zamanı anlatıyorum. Trafik polisine şikayet etmişler. Demişler ki sağ taraftan yaşlı cana bir adamcağız gidiyor arabasıyla. Trafiği tehlikeye düşürüyor. O kadar ağır gidiyor ki. Yani hay Allah. Trafik polisi yani o zamanlar işte baronların da bir arabası. O arabayla gitmiş bakmış hakikaten de denilen doğru. Bir tane yaşlı cana adam havada müsait. Böyle pencereyi de açmış. Ağır ağır gidiyor efil efil. Trafik polisi kendi penceresini açmış. Amca demiş biraz hızlı git. Arkanda arabalar birikiyor. Trafiği tehlikeye sokuyorsun. Adam ona bakmış bakmış. Oğlum demiş ben demiş giderim ama demiş arabayı nereye bırakacağım? Şimdi bizim durumumuz da aynı o. Yani kendimiz biraz gitmeye çalışıyoruz. Arabada sıkıntı var. Bu nedenle ama bugün biraz daha hızlı konuşmaya çalışacağım. İnşallah başarırım. Değerli dostlar, ilk günün o seçim sonrası akşamının heyecanıyla falan ben birazcık olaylardan kopmuşum galiba. Sonra ertesi gün tekrardan onu görünce tekrar değerlendirme ihtiyacı duydum. Ya çok ilginç bir durumu tespit ettim. Ha tabii bu benim kendi fikrimdir. Katılırsınız, katılmalısınız. Zaten burada diyorum ya, insan psikolojisi ve insan sosyolojisi üstünde konuşmaya çalışıyorum. Siyaset açısından olaya bakanlar gitsin kendi sohbet yerlerinde baksınlar. Şunu ben hissettim. Hani o böyle bütün arkadaşlar hazırlanmışlar, yorumcular, morumcular çıkmışlar, işte böyle seçimi bekliyorlar. Böyle hatta bence böyle kuru erzak almışlar, sandviçleri yaptırmışlar. Gece uzun sürecek ya diye herhalde. Böyle başlayıp da böyle cart diye bitince adamlar hayal kırıklığına uğradılar. Ne kadar ilginç değil mi? Tabii bu benim kendi tespitim.
Halbuki ne güzel konuşacaklardı işte 3 ileride 5 geride falan diyeceklerdi. Maalesef bu seçim onlara istediği bu şansı vermedi. Yani Türkçesi ecekten düşmüşe döndüler yani. Ama ertesi gün yine ben şunu gördüm. Bu arkadaşları hangi taraftan olursa olsun bu işin nemasıyla besleniyorlar. Yani artık böyle hayatın içine siyaset yapma girmiş ve bu onlar da bunun bu işin bir enstrümanı. Ertesi gün tekrardan bir baktım ki yine böyle olayları kaşıyan, bundan sonra ne olacağı kadar giden yorumlar görüyorum. Arkadaşlar, Allah aşkına şu ülkeyi biraz bırakın ya. Biraz bırakın. Bir keyfini çıkarsın insanlar. Bir bayrak sallasınlar. Çok önemli bir şey oldu çünkü. İnsanlar sokağa çıkmaya karşı bir özlem duyuyordu. Onu gerçekleştirdiler. Bayrak salladılar. Hemen yine onları, hadi bakalım arkadaşlar, hani tavuklara yapılır ya, kış kış gülmese diye yapıp bu siyasal ortama geri döndürmeyin. Lütfen döndürmeyin. Benim burada gördüğüm şey budur. Ondan sonra da daha tehlikelisi, ondan sonra da akıl vermeye yeltenen insanlar görüyorum. İşte bu şey bitti. Sıra şimdi şunda. Şunda hangisi ise neyse. Ondan sonra işte artık Türkiye bilmem ne falan filan. Ya kardeşim, sen düne kadar yani affedersin ağzını açamıyordun. Şimdi birden nasıl böyle coşuyorsun? Yani her şeyin sırasını bence layıkıyla yapmak lazım. Şu an sevinme günüdür. Bunun neticelerinde keyif alma günüdür. Bundan sonra ne olacağını insanlar zaten kendileri düşünüyorlar. Ayrıca da şimdi çok ilginç bir durum var. Artık olay bir başka şekilde iktidar odaklı oldu. Bakın, ben bugün ikinci sohbetimi AK Parti'nin yapacağı bugünkü grup toplantısının sonrasında düşünüyorum. Yani hem hayallerim var, hem beklentim var, hem de affedersiniz ama bir de korkum var yani. Bazı şeyler göründüğü gibi yapılırken ama alttan eski sistemlere aynen çalışıyor. Bugün Mahruki, sabahleyin bir haber aldım. Bilmem nerede hala ağaç kesiyorlar. Ya arkadaşım, ne olur Allah aşkına birkaç gün durun ya. Durun. Bütün her şey hızla devam ediyor. Zaten ben şunu söylemiştim size. Demiştim ki bu işin en büyük sıkıntısı baştakiler değildir. Onu yanındaki bu işten nemalanan yandaştır. Bırakmıyorlar kardeşim. Bırakmıyorlar. En büyük sıkıntımız bence budur. Değerli arkadaşlar, bunun dışındaki bütün sosyal olayları elimden geldiğince, becerebildiğim sürece sizlere iletmeye çalışacağım. Beni takip edin, sosyal olayları benden izleyin. Hepinize sevgiler sunuyorum.